Amma abartsın Ozan ya. Alt üstü bir fotoğraf ne var? Silemem valla. Kızım, bak yıllardır aramayan insanlar arayıp sormaya başladı. Olmaz. Sil o fotoğrafı. Ne güzel işte. Demek herkes bunu bekliyormuş. Yeniden birlikte olmamız. Bilerek yaptın değil mi? Hı? Öyle düşünsünler istedin. Yani. İnanamıyorum sana Sedef. Gerçekten inanamıyorum ya. Bunda ne kötülük var? Hem bir bakmışsın sevgili olmuşuz. Fotoğraf gerçek olmuş. Hem eskiden de öyle olmadım. Bir anda sevgilim oldun. Belki yine öyle olur. Olmaz Sedef. Olmaz. Anladın mı? İmkansız. Çok güzel oldun. Dur hemen babaanneme fotoğraf atmam lazım. Ozan. Abi. Sence de kumruş çok güzel olmadı mı? Evet. Çok güzel olmuş. Oh be. Sonunda çağımıza döndün geldin kumrucuğum. Ay Allah aşkına o elbiselerin ne kötüydü öyle. Böyle giyin artık. Kimsin lan sen? Hırsız mısın nesin? Ya bırak. Yanlış anladın babalık. Babalık babandır. Kimsin lan sen? Necisin? Abi. Evimde ne işin var? Necisin kimsin? Ha? Abi ne oluyor kim bu adam? Güvenliği arayın. Hırsız ya bu. Ya ben hırsız falan değilim. Böyle hırsız mı olur? Ve yanlış anlıyorsunuz. Ben kumruya geldim. Kumruya mı geldin? Bu neysin sen? Abisi misin? Akrabası mısın? Ben Kumru'nun sevgilisiyim. Yaşar ne olur git, ne olur git. Lütfen git. Bak ben sana yalvarıyorum. Lütfen gider misin artık? Ben burada çalışıyorum ne olur. Böyle mi çalışıyorsun Kumru? Ne bu üstündeki elbise, bu ayakkabı ne? Ne biçim kılık bu? Ha? İstemiyorum. Giy şunu. İstemiyorum. Giy de. Duymuyor musun kızı? İstemiyorum diyor. Ha? Defol elimden. Hadi kardeş. Hadi elin üstümden. Sen kimliği tekliyorsun ya? Ozan. 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 Ozan bırak yeter artık. Yaşar. Yaşar ne olur git artık. Lütfen git. Peki Kumru. Tamam sevgilim. Yeter ki sen üzülme tamam mı? Gel buraya gel. Ben göstereceğim sana gününü. Gel. Bak hala dikleniyor. Bak bak. Defol git serseri. Yaşar bak ne olur gider misin? Ben sana yalvarıyorum lütfen beni dinle ve git. Ne olur git bak ben burada çalışıyorum lütfen. Sen de gel Kumru. Bu bize üstten bakan, bu bizi aşağılayan insanların yanında daha fazla çalışmanı istemiyorum. Bak hala konuşuyor ya. Oğlum duyma şunu. Seviye yerlerde ya. Ozan sen ne gaza geliyorsun bu varoş? Kumru. Duyuyor musun Kumru? Varoş dedikleri biziz biz. Sen şimdi bunların yanında mı kalacaksın? Yaşar. Bak ben burada çalışıyorum. Çalışıyorum. Lütfen git artık ya. Yalvarıyorum sana. Peki.
Kumru. Senin güzel hatırın iş. Bu iş burada kalmaz Ozan Efendi. Bak hala tepkildi. Bekle sen, ben bir polis arayayım ya. Baba dur dur. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar bu. Polisten mi korkacağım? Ha? Ben buraya sevgilimi görmeye geldim. Neyi şikayet edeceksin? Hadi ara polisi. Ara! Ara polisi, ara! Ara! Yürüyeceğim. Bana bakma, git. Ne olur git artık. Yeter ya. Yeter! İyi, al sevgilin de git o zaman. Yaşar artık gider misin? Artık gerçekten git. Tamam Kumru. Ama sonra konuşacağız. Sonra. Oğlum iyi misin? Niye o serseriyle bir oluyorsun? Hadi yürü. Ben böyle rezillik görmedim. Ne zamandır oğlumun etrafında dönüp duruyordun? Şimdi kırıklarını mı getirmeye başladın eve? Hamit Bey, ben çok üzgünüm. Bu herif bir daha buraya gelirse, gelmeyi bırak. Yaklaşırsa bile anamı falan dinlemem. Seni kapının önüne koyarım. Seni bu evin yakınında bile görmeyeceğim. Hadi! Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Her ne sebeple olursa olsun bu kapıya bir daha gelmeyeceksin. Baba ne oluyor? Kumru nerede? Ya kızı kovdu resmen. Ya baba yazık değil mi, kızı anlamadan dinlemeden gönderdin? Neyini anlayacağım Tuğçe? Neyini dinleyeceğim? Görmüyor musun? Kırığını getirip Ozan'ın üstüne saldın. Ya herif bir yerinden bıçak çıkartıp sokuverseydi abine, ha? Ne olacaktı? Abi bir sakin ol, korkutma bizi de. Ozan! Çabuk buraya gel! Ozan kime diyorum ben? Kumru. O adam senin sevgilin mi Kumru? Ha? Kumru sana sordum. O adam senin sevgilin mi? Ozan. Ben ona bir şans verdim sadece. Neden Kumru? Hı? Benden uzak dur dedin. O adama koşmak için mi? Ha? Hayır, 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 hayır. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım? Kumru? Ha? Ne yaparsan yap. Aşk ile yap Ozan. Ne? Ne diyorsun Kumru? Ozan! Ozan buraya gel! Ozan! Kül kedisi hemen kaçsın, yoksa arabası balkabağına dönüşür. Kıyafetler de eskisi gibi olur. Saat 12 olmadan kaçsın. Kaçmış. Kaçmış ama merdivenlerden inerken ayakkabılarından bir tanesi çıkmış. O da ayakkabısını orada bırakıp kaçmış. Atlar fareye dönüşmeden önce arabasına binmiş. 5, 4, 3, 2, 1... Bitti. Her şey eskisi gibi oldu. Evet. Evet, bu her şey eskisi gibi oldu. Ama kül kedisi kaçmayı başarmış. Prens onun o halini görmemiş. Peki ayakkabısına ne olmuş? Prens...
prens kaçan kül kedisini takip etmiş. Kül kedisi kaçmıştı ama prens onun ayakkabısını bulmuş. Nasılsın oğlum? Yaraların nasıl? Gayet iyiyim babaanne. Böyle yaralar bizim canımızı acıtmaz. Efendim Sedef? Ha öyle mi? İyiyim. Tamam. Süper o zaman. Tamam. O zaman görüşürüz daha sonra. Hadi Melat teyzeciğim. Akşama sarma mı var? Evet. Annen senin için yaptı. Biz de biraz yardım ettik. Annem döktürmüş vallahi ya. Ne yaptın? Kumru'yla konuştun mu? Neyini konuşayım Tuğçe? Ha? Yaşar'la sevgili oldukları çok açık değil mi zaten? Aa, ne yapayım yani? Safiye abla, sen acaba biliyorsundur. Kumru'yla Yaşar sevgili mi? Vallahi ben de bilemedim. Yani Yaşar yıllardır Kumru'ya yanıktır. Ama Kumru hiçbir zaman evet demez, hep hayır der. Ya. Anlamadım yani. Öyle bir şey mi varmış? Safiye, hadi. Tuğçe, sen şimdi bunun üstüne bir tane tabak kapat. Kapağını da kapat. Az ayarında pişir. Benim şimdi çıkmam lazım. Tamam. Geldim Nihan Hanım. Gördün mü? Bunca zaman hayır demiş ama nedense şu an bir anda evet diyor. Ya eminim sen onu üzecek, sinirlendirecek bir şey yaptın. Tuğçe ne yapmış olabilirim? Hı? Ne yapmış olabilirim yani? Ya ne bileyim düşün. Düşün. Bir saniye ya. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap o zaman. Yani sen şimdi diyorsun ki... Ne? Kumru kıskanıp öfkenin böyle bir şey yaptı. Evet eminim. %100. Yürüyelim mi şöyle biraz? Tabi almış oluruz. Olur ama o zaman annenler görürse kızmasınlar. Konuşacağız sadece. Ha Yaşar'dan çekiniyorum dersen orasını bilemem. Hayır tabii ki. Tamam yürüyelim. İleride çok güzel bir yer var. Koruluk. Oraya gidelim mi? Olur. Belki manzaramız güzel olursa konuşacağımız şeyler de güzel olur. O zaman bak ben... Sessizlik bazen işe yarar. İnsan duygularını tartar derdi abim. Ha bir de... Bir insanın eğer sessiz kalabiliyorsan, o insanı asla kaybetme derdi. Efendim Tuncay. Kumru girdi mi eve? Tamam. Ozan evde mi? Hiç çıkmadı mı? Aynı evdeler yani yine. Neyse tamam sen takipte kal. Ben sana artık inanamıyorum biliyor musun? Ne? Tuncay'ı Kumru'nun peşine mi taktın? Evet. Kumru kadar olamadım yani. Kimse beni kıskanmadı ya bu zamana kadar. Kimse benim için kavga da etmedi. Peşime adam da takmadı. Kumru başka. O çok başka. Tamam anladık kes.
Tuncay? Sonunda açtın abi. Ne oldu anlat. Kumru yengemle Ozan birlikte evden çıktılar abi. Ne diyorsun? Takipte misin? Evet abi. Peşlerindeyim. Bana bak. Ozi bir de akıllanmadı belli ki. Sen ne yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. O iş bende. Tamam. Aferin koçum. Aferin. Kapat. Kapat. Ne oluyor? Kumru ile Ozan dışarı çıkmışlar. Baş başa yürüyorlarmış. Ama pişman olacaklar. Neden ki? Ne yapacaksın? Seni ilgilendirmez. Baklava hazır mı abi? Ya bırak şimdi baklavayı. Ne olacak? Kumru'ya, Ozan'a ne yapacaksın? Ya böyle deli deli bakma, bir şey söyle. Burası ne kadar güzel bir yer böyle. Burayı seveceğini biliyordum. Bayıldım. Bazen kendimi yalnız hissettiğimde buraya gelirim. Ağaçlarla konuşuyorum. Bu sefer bu birlikte konuşalım istedim. Sen iyi misin? Lan bir şey var mı? İyiyim. İyiyim. Ozan sen iyi misin? İyiyim ben. İyiyim tamam. Bir şeyim yok. Allah'ım o neydi öyle? Az daha adam bizi ezecekti. Tamam korkma. Tamam korkma, bir şey yok. Ne oldu? Bileğim bebeğim. Bileğim çok acıyor. Basamıyor musun üstüne? Yok basabiliyorum da sızlıyor. Sedef, senin ne işin var burada? Ben koşuya gelmiştim de. Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Bir araba bizi az daha eziyordu. Üzerimize sürdü. Nasıl ya? Ciddi misin? Kim yapar bunu? Bilmiyoruz. Aynı arabaydı. Hangi aynı araba? Geçen beni sıkıştırıp yoldan atan arabalardan bir tanesiydi. Onun da arkasında yılan yapıştırması vardı. Yine aynı araba. Birileri senin peşinde mi diyorsun yani? Resmen seni öldürmeye çalışıyorlar. Ozan yoksa bu dün evde olay çıkaran adam. Dur, ne oldu? İyi misin? Bileğim hala çok acıyor. Atlayın hadi hastaneye götüreyim sizi. Yok, yok hastanelik bir şey yok. Ozan kim yapar bu kötülüğü sana? Ha? Karakola gidersek öğreniriz. Gidip ne diyeceğiz? Ben plakayı görmedim ki. Arabanın modelini falan veririz. Anlatırız işte olanları. Hem burada MOBESE falan da vardır. Sana bunu kim yaptıysa buluruz. Tamam, tamam gidelim. Ama önce seni bir eve bırakalım. Tamam, sen birazcık dinlen. Hayır, hayır ben gayet iyiyim. Ben seni asla yalnız bırakmam. Doğru, görgü tanığı isteyebilirler. Hep birlikte gidelim bence. Tamam, tamam, tamam hadi gidelim. Hadi. Ozan, sen iyi misin? Ödüyor mu? İyiyim ben Sedef. Bir şeyim yok tamam. Gidelim hadi. Kıyamam ya. Resmen nazar değdi sana. O fotoğrafımızı koydum ya, ondan oldu hep. Herkes bizi konuşuyor. Gözleri kaldı tabii. Hadi Sedef, hadi. Gidelim. Ben kullanırım arabayı. Kumru bir gelir misin? Konuşmamız lazım artık. Ozan baban evde. Ya bir sıkıntı çıkmasın. O aşağıda, merak etme gelmez. Bizim acilen konuşmamız lazım. Ya siz hala konuşmadınız mı? Bu size. Hadi kızım hadi kalk. Kalk kalk kalk. Kalk da bir an önce konuşun. Hadi.
Nerede bunlar? Ya kız içeride benim kıyafetlerimi düzenliyor. Ne bileyim ben, Ozan nerede? Kumru? Aa, onları alta koy kızım. Ya. Hayret. Kumru Hanım sonunda bir işe yarıyor yani. Hamit amcacığım bir bakar mısınız? Kafenin mutfağına çok yakışacağını düşündüğüm bir çizim indirdim. Göstereyim size. Harikasın sen ya. Bizim oğlan da azıcık senden feyiz alsa ya. Kerata. Babam 2 dakikada ikimiz de resmen gövdü. Seninkinde sevgi var. Benimkinde nefret. Babam benden hiç haz etmiyor. Sedef ne kadar güzel seviyor. Eskiden Sedef'i de sevmezdi. Yeni yeni ısınmaya başladı. Ya ayrıca bırakalım bunları. Sen şimdi bu Yaşar'la... Kumru neredesin? Kumru! Çıkma. Konuşmamız lazım. Kumru, Fatma beni arayıp duruyor. Önemli bir şey konuşacakmış. Neredesin? Ya Buse'ye bir şey olduysa? Ha? Allah korusun. Buradayım Safiye abla. Kumru? Safiye abla, ona hiç kızma. Ben zorladım. Yanlış anlama, sadece konuşmak için. Kumru'm. Yaşar, senin burada ne işin var yine? Özür dilemek için. Hamit Bey'e koca bir tepsi baklava aldım Kumru'm. O affederse sen de affedersin diye. Yaşar, ben çok yoruldum. Gerçekten hiç gücüm kalmadı. Lütfen git. Kumru bak, ben seni kaybetmek istemiyorum. Lütfen bak, özrümü de diledim. Dün hiç yaşanmamış kabul edelim, ne olur. Peki tamam. Dünü hiç yaşanmamış kabul edeceğiz. Ama dünden önceki günü de hiç yaşanmamış kabul edeceğiz. Anlamadım. Yaşar bak, ben sana bir şans verdiğim için çok pişman. Senle ben olamayız. Yapma Kumru. Sakın bana bunu yapma. Yaşar bak, ben çok büyük bir hata yaptım, tamam mı? Senden gerçekten çok özür dilerim. Bir hataydı yani, olabilir sandım, yapabilirim zannettim ama olmuyor, imkanı yok. Ben kimseyle olamam. Çünkü benim kalbim... O adi Ozan'dı değil mi kalbim? Yaşar, sakın. Kendine gel, kelimelerine dikkat et. Sen Ozan hakkında böyle konuşamazsın. Konuşurum. Adi işte. Başkasının sevgilisini yoldan çıkarana başka ne denir? Sen ne diyorsun be? He? Ne diyorsun sen? Kimsenin beni yoldan çıkardığı falan yok, tamam mı? Bak, ben kendi yolumdayım. Ve o yolda tek başımayım. Artık anla beni. Üzgünüm. Ben de üzgünüm. Ozan'ın bundan sonra başına geleceklerden dolayı çok üzgünüm. Bu ne demek şimdi? Ben bitti demeden bitmez Kumru. Bu hiç çocuk oyuncağı değil. Ben senin için ölürüm. Öldürürüm. Biz sevdik mi böyle severiz. Eğer Ozan'ın yaşamasını istiyorsan... ...başladığım işi bitirmemi istemiyorsan... ...evet dersin. Bir saniye. Ne diyorsun sen? Yaşar! Thank you.
aynı arabaydı. Hangi aynı araba? Geçen beni sıkıştırıp yoldan atan arabalardan bir tanesiydi. Onun da arkasında yılan yapıştırması vardı. Yine aynı araba. Birileri senin peşinde mi diyorsun yani? Sen yaptırdın. Ozan'ın canını sen kastettin. Olamaz. Hayır, olamaz. Kumru. Ozan. Ne işin var senin burada? Sana geldim Kumru. Seni almaya geldim. Prensesimsin sen benim. Seni asla bırakmam. Seni seviyorum Kumru. Seni çok seviyorum. Sedef'le aramında hiçbir şey yok. Asla olamaz da. Yaşar'la sen gibi. Evet. Aranızda bir şey olmadığını biliyorum Kumru. Evet. Senin beni sevdiğini biliyorum. Bitsin artık bu küslük. Ne olur kavuşalım. Gidin beni yan odada bekleyin. Ben beklerim Melahat teyzeciğim. Ozan'ın beklemesine hiç gerek yok. Ben var diyorsam vardır. Belki ben kalkmak isterim. Ben kalkmak isteyince sen beni nasıl kaldıracaksın ki tek başına? Hadi gidin yan odada oturun. Ben hem biraz uzanıp sonra da kalkarım. Kalkmak isteyince de sizden yardım isterim. Çağırırım da size, tamam? Tamam babaanne. Çok sevindim. Sonunda hayalin gerçek oluyor. Ama sen zaten bunu hak etmiştin. Hayallerim gerçek oluyor ama keşke eksik olmasaydı. Sen olmayınca hep bir şeyler eksik Kumru. Mutluluğum yarım. Eksik işte. Senin olmadığın hayaller bile bomboş. Ne bileyim. Kumru. Ozan. Sen söyle. Ya babaanne kulaklarım senin odandan bir tür. Açılış ne zaman? Henüz bilmiyorum.
Yani daha menü hazırlanacak, mekan, dekor, internet sitesi. Daha var da var yani. Bir sürü işim var. Halledersin sen. Sen her şeyi halledersin. Çok güzel olacak her şey. Eminim ben. O adama nasıl evet dedin Kumru? Bunu bana nasıl yaptın? O zaman ben evet demedim. Evet demedim ben. O beni zorladı, ben de tamam dedim. Sadece o kadar. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet. Ben ne yaptım Kumru tam olarak? Sen o kızla... Nerede günün kahramanı? He? Nerede o zaman? Sen eksiktin be. Nazlı mı? O zaman ben dayanamadım. O yüzden koştum geldim. Doğru mu? Biz yeniden mi başlıyoruz? Evet Nazlı. Başlıyoruz. Ya bu net son bir haftadır aldığım en iyi haber. Hatta son bir ayda, hatta son bir yılda da olabilir ya çok. Sence Yaşar mı yaptı? Ozan'ın lastiklerini yani o mu indirdi? Bilmiyorum Nazlı, nereden bileyim ben ya? Psikopattan her şey beklenir biliyor musun? Ozan'ı resmen kafaya taktı ya. Sana saplantısı zaten malum. Ya ben diyorum ki Hamit amcaya mı söylesek acaba? Nasıl saçmalama? Anlamadan dinlemeden konuşulmaz böyle şeyler. Sen bilirsin. Ama yani o serseri eğer bak Ozan'ın kılına bile zarar getirse ben susmam, sen beni biliyorsun. Ozan'a her şeyi anlatmam lazım. Ben seni uyarmıştım değil mi güvercin? Hı? Yapma dedim. Benimle restleşme dedim. O zibidiyi dört kolluya bindirtme dedim. Dedim mi demedim? Hı? Sana yalvarıyorum. Ne olursun bak Ozan'a dokunma lütfen. Ne istiyorsan bana yap, tamam mı? Ne istiyorsan ama ona zarar verme. Ne olursun. İstediğimi yapacaksın o zaman. Ya bana evet dersin. Ya da Ozan'ın arkasından iyi bilirdik dersin. Ozan. Ozan. Ben seni arayacağım sana, tamam mı? Bir şey diyeyim mi? Öyle dekorlar buldum ki böyle aklım falan çıkacak. Yani çok güzeller. Hepsini şey yaptım. Halletmeyeyim. Tamam, sen ne istiyorsan onu yapacağım, tamam mı? Sen ne istiyorsan onu yapacağım. Yeter ki Ozan'a dokunma, ne olursun. Yani biz seni istemeye geleceğiz. Sen de bana evet diyeceksin, öyle mi? Allah seni kahretsin, Allah seni kahretsin. Seni kahretsin. Tamam, tamam, tamam. İşte bu kadar. Bu kadar. Çok mutlu edeceğim seni Kumru. Çok mutlu edeceğim. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım.
Ozan. Nazlı, ne oluyor? Ben sana teşekkür etmek istedim. Gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani yeniden bir işe yarıyor gibiyim. Seninle de yine bir başlangıç yaptık. O yüzden de ne bileyim, çok mutluyum. Bak göreceksin. Bu kafenin en iyisi olması için çok çalışacağım. Geçen defa elimden geleni yaptım ama bu defa elimden gelenin fazlasını da yapacağım. Hep yanındayım, unutma, olur mu? Sağ ol Nazlı. Merhaba. Merhaba. Şey, kafenin devri için babamla birlikte gidiyoruz da. Çok sevindim, hayırlı olsun. Allah nazarlardan saklasın oğlum. Her şey yolunda gitsin inşallah. Sağ ol babaannem. Resmen nazar çıktı. Koskoca bir ayna tuzla buz oldu. Ha, çok iyi olmuş. Bırak bütün kötülükler onun üstüne gitsin. Uzan, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bir iki dakika. Seninle Sedef... Ozan! Efendim baba? Oğlum ben seni aşağıda bekliyorum. Sen burada sohbet ne ediyorsun? Ne al evrakların? Hadi yürü, noterde bizi bekliyorlar. Hadi. Geldim baba. Şimdi anlaşıldı beni odaya niye çağırdın. Ozan'la sevgili olduğumuzu mu düşünüyorsun Melahat teyze? Yani bizim evden çıkmaz oldun maşallah. Her Allah'ın günü buradasın da. Geliniz olmamı istemez misin? Yalan yok vallahi, istemem. Üzgünüm o zaman Melahat teyzeciğim. Biz Ozan'la sevgili olduk bile. Ne? Sevgili misiniz? Yani bundan 2-3 sene önce olduk. Ama başaramadık. Yani olmayınca da olmuyor. İçiniz rahat olsun. Biz Ozan'la sadece çok iyi arkadaşız. Ay. Siz Ozan'la sevgili değil misiniz? Değiliz, içiniz rahat olsun. Ah Sedef, seni daha çok sevdim şimdi. Hem Ozan'ın aklı, fikri, kalbi zaten başkasında. Öyle mi? Ozan'ın aklı kimdeymiş? Kumru'da. Ay Sedef, ah Sedef. Artık benim için torunlarımdan farksızsın sen. Bana müsaade o zaman. Tamam. Kız, duydun mu? Arkadaşmış onlar. Aralarında hiçbir şey yok. Duydun mu diyorum yahu? Artık hiçbir engel kalmadı. Söyle bakalım. Hala izin almak istiyor musun? Hala Yaşar denen o eşkıyanın seni istemeye gelmesinden razı mısın? Ozan iyi mi şimdi? Nerede? Yok. Ne demek iyi mi? Bir şey mi oldu? Şey, Ozan kaza yapmış. Ne? Ozan nerede, iyi mi? Ne zaman, ne kazası? Ben bir diremeden bitmez Kumru. Bu hiç çocuk oyuncağı değil. Ben senin için ölürüm. Öldürürüm. Biz sevdik mi böyle severiz. Eğer Ozan'ın yaşamasını istiyorsan,
başladığım işi bitirmemi istemiyorsan evet dersin. Kızım, konuşsana. Hala o Yaşar'ın seni istemeye gelmesinden razı mısın? Hadi ara. Söyle gelmesinler. Bir daha da karşına çıkmasın. Sen Ozan'ı seviyorsun. Yapamam. Yapamam. Niye? Sen Ozan'ı sevmiyor musun? Melahat teyzem lütfen. Yaşar'ı mı istiyorsun? Demek söylenenler doğruymuş. Sana söyleyecek bir tek kelimem yok artık Kumru. Sana mutluluklar diliyorum. Torunumun peşini bırak. Sakın bir daha ona yaklaşma. Çünkü onu hak etmiyorsun. Çünkü sen Ozan'ı sevmiyorsun. Seviyorum. Seviyorum. Sana çok seviyorum. Ben onu çok seviyorum. Ben onu o kadar çok seviyorum ki. Ben mecbur kaldım. Ben Ozan'a zarar gelmesin diye mecbur kaldım. Ben ona zarar gelmesin diye. Affet beni Ozan. Affet. Affet. Ne olursun affet beni. Ben seni çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.